arkadaşlar. Merhabalar. Ben Muhammed Akgüz. Ben Hacı Üstünda. Radyoyu beraber kurduk. Radyo MİT yani Made in Türkiye. Radyo Made in Türkiye nedir? Ne zaman başladı? Size hemen kısaca anlatayım. 2005'te burada yerel Lyon'da, Fransa'da Lyon'da yerel bir radyoda 2 saatlik bir programla başladık. Halil'ciğim, efendim, hatırlıyor musun ilk yayınlarımız nasıl geçiyordu? Sadece ayda 2 saat. Yani ayda 2 saat yayına başladık. Ve o zamanlar kaç kişi dinliyordu Allah bilir. Bence pek az dinleyicimiz vardı. Ancak haftalar geçtikçe yeni konular, yeni konuklar ve ondan sonra her 15 günde yayına başladık. Ondan sonra her hafta... Hatırlıyor musun? İlk biz yerel bir radyo olarak başladık. Yani 2 saat yerel bir radyoda sadece Lyon'daki Türklere hitap etmek istedik. Ama hatırlıyor musun? Bir araştırmacı Sayın Anişneder. Anişneder kimdir? Anişneder Türkiye'de Sabancı Üniversitesi'nden araştırmacı bir hanımefendi. Fransa'da Türkleri araştırıyordu. Ve bize dedi ki Fransa'da bir sene araştırması devam etti. Türkler arasında irtibat yok. Ve o zaman Jöton düştü. Jöton düştü dedik. Demek ki sadece Lyon için değil, bütün Fransa için bir radyo, bir yayın yapmamız lazım. Ve Radyo Made in Türkiye böyle başladı. Her pazar akşamı saat 22'den gece yarısına kadar 2 saatlik kısa bir süre içerisinde, 2 saat içerisinde her şeyden bahsediyorduk. Muhammed ve ben beraber birkaç arkadaşla sadece ikimiz değil biliyorsun. Çok arkadaşlar emeği geçti bu radyoda. Şimdi hepsinin isimlerini saymıyorum. Onlar, 20'lerce arkadaşlar var, geldi geçti. Ve ondan sonra Facebook'da katınca yayınlarımıza mesajlar gelmeye başladılar ve bizden bir radyo istediler. Dediler, 2 saat yayın size az geliyor. Fransa'da Türklerin bir radyosu olsun. Neden? Bütün milletin radyosu var ve Türklerin radyosu yok. Ve yine o zaman dank. İki köşeli Jöton bu sefer yine dank etti dedik. 2 seneden beri, yani 2 sene önce öyle bir projemiz vardı. Ve projeyi büyüttük ve sonunda radyomuz kuruldu. Kolay olmadı tabii. Kolay olmadı. Çok zorluklarla karşılaştık. Çok kapılar kapandı. Ama netice önemli. Neticede bugün bir sene olacak yakında radyomuz yayına başladı. Radyomit.com hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ve peki Muhammed, Radyomit'te neler var? Aslında neler yok. Fransa'daki Türklerin sesi olan Radyomit, Radyomit'te Fransa'da geçen Türklere ilgilendiren her konular işleniyor. Mesela politika. Ve politikada biliyorsun milletvekillerimiz, hatta bakanlar, eski bakanlar, milletvekili adayları, gerçekten Fransa'da büyük isim yapmış insanlar. Hepsi Radyomit'te, konuk oldular. Evet. Ve daha neler? Mesela hanımlar, bayanların programı, ondan sonra şiir programlar. Şiir köşemiz, evet. Canlı şiirler okunuyor. Müzik, canlı müzik programlarımız. Dünya müzikleriyle ilgili. Gündem haberler, bilgiler. Her saat yaşam. Başı, her saat başı Fransızca ve Türkçe haberler. Ve daha neler neler. Yani Fransa'daki anlayacağınız, Fransa'daki yaşam Türklerin ilgilendiği her konuları işlemeye çalışıyoruz. Kültürden, eğlenceden, öğrenci hayatından. Umarım uzun bir maceraya beraber başlarız ve bu şekilde devam eder. Ve yeni katılan arkadaşlar, ekip gittiğinde MİT ailesi gittiğinde büyüyor. Hepinize çok çok teşekkür ederiz ve bizi takip etmeye devam edin. Bizi dinlemeye devam edin.